Ramazan öncesi açıklamalar yapan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, et zamlarının fırsatçılıktan kaynaklanmadığını söyledi. Bağlamış, Ramazan boyunca da tüketicinin yeni zamlarla karşılaşmaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Geçtiğimiz ay sucuk ve pastırma fiyatlarında üretim maliyetlerinde oluşan artışlardan kaynaklı %15 ile %20 civarında bir artış olmuştu. Sucuk kilogram fiyatı 120 TL'deyken 150 TL'ye, pastırma kilogram fiyatı 240 TL'deyken 300 TL'ye yükselmişti. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında ise yeni bir artış inşallah beklemiyoruz. Kırmızı et fiyatlarını değerlendirecek olursak, maliyet ve piyasa fiyatları arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuştur. 2021 yılı kırmızı et sektörü açısından zorlu ve sabır içeren bir yıl olmuştur. Her ne kadar kırmızı et üretimi 2021 yılındaki gelişmeler yönüyle değerlendirilecek olsa da 2018 yılından bugüne kadarki süreci dikkate almamız gerekiyor. Çünkü 2021 yılı et sektöründeki bu durum 2018'de başlayan sürecin devamı niteliğindedir. 2018 yılında yapılan kırmızı et üretimi önceki yıllara oranla daha yüksek gerçekleşmiş ve piyasa fiyatları üretim arzı fazlalığından dolayı son çeyreğinde maliyetin çok altına düşmüştür. Üreticinin zararını düşürmeye yönelik Et ve Süt Kurumu müdahale alımlarına başlamış, yüz binlerce büyükbaş kesip on binlerce ton eti stoklamaya başlamıştır. 2019 yılında üretici açısından yüz güldürücü bir tablo olmamıştır. Et ve Süt Kurumu müdahale alımları bu yılın büyük bölümünde de devam etmiştir. Devletin bu çabası üretici açısından tam bir çözüm sağlayamamıştır. Üretici bütün umutlarını 2020 yılına taşımış, ancak daha yılın başında pandeminin patlak vermesi bütün umutları suya düşürmüş ve talep darlığı nedeniyle et fiyatları sürekli maliyetin altında kalmıştır. Son 3 yıldır kazanamayıp zarar eden besicilerimiz 2021 yılına gelindiğinde maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge yine besici aleyhinde daha da olumsuz etkisini göstermiştir. Sonuç olarak piyasalardaki kargas fiyatları yıl boyunca maliyetlerin altında seyretmiştir. Et ve Süt Kurumu kırmızı ete %48, beyaz ete %15 oranında da zam uygulanmıştır. Malum esnafımız 80 TL'ye kargas aldığı zaman %25 civarında kemik ve fire oranıyla maliyetler elde etmektedir. Bunları hesaba koyarsak esnafımız yine asla fırsatçılık yapmamıştır. Ramazan ayında herkesin evine et ve et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyatlarındaki artış inşallah Ramazan ayında stabil olacağını ve artış olmayacağını da umut ediyor ve bu yönde de beklentilerimiz devam ediyor. Sözlerime burada son verirken 11 ayın sultanı Ramazan ayının milletimize, İslam dünyasına, bütün insanlığa sağlık, huzur, barış getirmesini diliyorum. Tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını en derin duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi bunun temel kaynağı kırmızı et üreticilerimizin girdi maliyetlerin geçen yıla oranla %150 civarında bir artış oldu. Malum kırmızı et üretiminin %70-75 civarı yem girdilerinden oluşuyor. Geçen yıl 70 TL olan bir torba yem şu anda 280 TL civarında. Yani %150-%200'e yakın üretim maliyetlerinde bir artış var. Et fiyatları ise geçen yıla oranla %100 gibi bir artış oldu. Şu anda üreticiler bu fiyatlarla bile zarar ediyorlar. Ama en azından Ramazan ayında vatandaşlarımızın evine et girsin diye fiyat artmaması noktasında Kayseri Ticaret Borsası olarak gayretlerimiz var.